Selamlar sevgili arkadaşlar, umarım neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. CS2 ilk çıktığından beri bir ay boyunca oynadım ve CSGO artık rahmetli oldu El-Fatiha. Aradaki 31 devasa farkı da sizler için harika bir videoda derledim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. 1 Maç bulduktan sonra en büyük dertlerimizden bir tanesi bir an önce oyuna girmek. CSGO'da 43 saniye sürerken, CS2'de 8 saniyede direkt oynamaya başlayabiliyoruz. 2 Oyunun en önemli bombası smoke bombasını el bombası atarak 2 saniyede kocaman boşluk yaratabiliyoruz. Aynı zamanda ateş ettikçe delikler açılıyor ve arkasını görebiliyoruz. 3. Oyunda bulunan dosyalara göre artık dans edebiliyor olacağız. Eskiden sadece t vardı biliyorsunuz biri öldükten sonra. Artık üzerinde yürüyebileceğiz. İşte takım arkadaşımız el bombasını yanlış attığında bravo kodum diyebileceğiz böyle. Çok fazla güzel animasyon geldi. 4. Gelelim oyunun en eğlenceli silahlarından bir tanesi olan Zeus'a. Zeus'a inspect eklendi. Yani F tuşuna bastığımızda böyle inceleyebiliyoruz elimizde. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Zeus'a da skinler gelecek. Hatta internette bazı yapılan görseller buldum. Sizin için buraya koyuyorum. Bence harika olacak. Aynı zamanda CS2'de Zeus animasyonu da harika bir şekilde geliştirildi ve değiştirildi. Eskiden hiç hiçbir şey olmuyordu. Şimdi böyle bir şimşeğin dolaşmasını görüyoruz modeli. 5 Bombalar CS:GO'da havada görünmez bariyerlere çarpıyordu ve istediğimiz yere gönderemiyorduk. CS2'de bombaları istediğiniz yere atabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle base'den A'dan B'ye, B'den A'ya, base'den herhangi bir yeri kapatabiliyorsunuz ve harika stratejik bir oyuna dönüşmüş oluyor gelecekte. 6. AUG ve SC gibi rifle'larda da arkadaşlar etraf çok daha aydınlık ve güzel görüyorsunuz. O dürbünden baktığımız dış kısım aydınlık yapılmış. Daha iyi ateş edebiliyorsan daha keyifli olmuş diyebilirim yani. 7 Bütün smokların rengi aynı iken CS2'de CT'lerin attığı smok daha aydınlık oluyor. Böylelikle çatışma sırasında hangi o takım arkadaşımız attı, hangisini rakip attı, hangi smoke ne zaman bitecek gibi kararları daha doğru alabiliyorsunuz. Bir de söylentiye göre renkli smoke'lar gelecek diyorlar arkadaşlar. Çok keyifli olur gelirse bekliyoruz. 8. CS2 de oyun içerisine tarayıcı özelliği geldi. Yani eski günlerdeki gibi G-Mod'da böyle sinema salonlarında oturup film izliyorduk ya oyun içerisinde. Bunların hepsini gelecekte yaşayabileceğiz gibi duruyor. Aynı zamanda oyundaki yeni konsol komutlarıyla hayvani AWP'ler, kocaman bıçaklar yapılabiliyor. Yani çok güzel, çok eğlenceli atölye haritaları bizi bekliyor olacak. 9. Oyunun en önemli utility'leri de de alıştırma moduna gelen yeni özellikle workshop haritaları indirmeye falan uğraşmadan bir araştırma yapmadan oyun içine girerek kusursuz el bombaları, kusursuz smok bombaları çalışabiliyorsunuz. 10 CSGO'da Molotov atıldığında minik bir smok bombası gibi bir duman çıkıyordu ve anlık olarak rakibi göremiyorduk. CS2'de Molly o kadar güzel çalışıyor ki cayır cayır yakıyor. Sıfır duman. Tertemiz görüntü alabiliyorsunuz. CSGO'da smoke attığınızda ve güneşe baktığınızda güneş simon içinden ışık üzmesi olarak sizin gözünüze geliyordu. CS2'de böyle bir şey yok. Bu bug'ı da kaldırmışlar. CS'de molotofun içindeki yanıcı madde gözükmezken CS2'de harika bir şekilde gözüküyor. Özellikle güneşe baktığınızda o yanıcı maddenin ne kadar akıcı olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda molotofun üzerindeki o bez de fitil de fizik dinamiklerine daha uygun hareket ediyor. CS2'de smoke ve mole etkileşimini harika yapmışlar. CSGO'da işte molin üzerine smoke attığınızda pıs diye sönüyordu. Burada çok güzel animasyonlar çıkıyor ve sesleri gerçekten geliştirmişler. 11. CS2'de minimap'te ayak seslerinizin duyulabileceği bir çember var. Yani ne kadar uzaklıktan siz duyabiliyorlar bunu anlayabiliyorsunuz. Bunu Valorant'tan araklamışız belli ki ama olsun onlar da bizden keleşi çaldı. 12. CS2'de silahların seslerini gerçekten harika yapmışlar. Yani çevresel etkenlere göre inanılmaz değişiklik gösteriyor. Mesela tünelde sıkıyorsunuz, eko sesi geliyor gerçek hayatta olduğu gibi. Ses iki kere sekiyor üzerinize. Silahlar yere atıldığında her farklı silah içinde ayrı drop sesleri yapmışlar. 13. Aynı zamanda track özelliği olan mermiler geldi. Yani artık p 90la tararken lazer şeklinde sürekli çizgiler çıkıyor. Mesela diren çok geliştirdi o yüzden P90'ı. İstediğiniz yeri rahatlıkla tarayabiliyorsunuz artık. 14. CS2'de metaller gerçek metal gibi gözüküyor. Stickerlar gerçekten kalın kaplamaya sahip ve silah yapıştırdığınızda silahın modeli değişiyor. CS 2nin inanılmaz değer kazanmasında buna bağlıyorum ben. CS marketi ile alakalı video istiyorsanız arkadaşlar onu da yorumlarda belirtirseniz ben çok mutlu olurum. 15 en önemli konulardan bir tanesi bu şerefsiz köpek hileciler. Arkadaşlar artık onlar yeni sistemde anlık olarak maç ortasında bulunup bu oyundan def edilecek. Ve siz maçı kaybederseniz bile renk puanınız düşmeyecek. Maç hiç oynanmamış sayılacak. 16. CSGO'da duvara her kurşunu attığımızda standart bir delik modeli çıkarken CS2'de gerçekten duvarda derinlemesine bir delik açılıyor. Yani bunu bayağı geliştirmişler diyebilirim. 17 CS2'de dürbünlü her silahında kendine ait bir dürbün sesi açma efekti mevcut. Ve CS'ye göre daha güzel olmuş. Videoyu çok kısa bölüp sponsorumuz olan yeni Türkçe FPS oyunu Battle Teams 2'den bahsedeceğim size. Oynaması tamamen ücretsiz bir oyun. İçerisinde Battle Royale'den bomba imhaya, 25'e 25'ten hikayeli PvE moduna çok sayıda mod var. Benim en çok hoşuma giden özelliğini anlatayım. CSGO, Call of Duty, PUBG, Battlefield gibi oyunlarda genel ayarların hepsini tek tıkla aktarabileceğiniz bir menüsü var. Yani oyunu kurdum bir tuşa bastım bütün ayarların aktarıldı şeklinde. Örneğin kontrolle eğiliyorsan CSGO'yu seçiyorsun. C ile eğliyorsan da PUBG'yi seçebiliyorsun. Türkiye'de server kurdukları için pingler çok düşük. İşte bilgisayarım eski, düşük FPS alıyorum diyen arkadaşlar olacaktır. Onlar hiç üzülmesin. En düşük sistemlerin bile rahatlıkla çalıştırabileceği şekilde tasarlanmış oyun. Dolayısıyla akıcı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Oyunda silahların hasarını artıran eşyalar satmıyorlar. Kozmetik satıyorlar. Yani pay to win bir oyun değil. Oynadıkça kendinizde görevlerle yeni skinler de kazanabiliyorsunuz. kahramanlara yok. Açık beta özel bayağı bir hediye dağıtıyorlar ilk günlerde. Aşağı linkleri bıraktım. İlginiz çektiyse mutlaka bir bakıp inceleyin arkadaşlar. Yayında da denk gelebiliriz. Bugün yayında da oynayacağız. Haydi videoya devam edelim. 18. Kan animasyonları da yeni oyunda çok güzel yapılmış. Yani vurduğunuz yerden delik açılıyor. Orada iz kalıyor. Ben bayıldım. 19. C4 bombasını yere düşürdüğümüzde artık bip diye bir ses geliyor. güzel olmuş bence. Eskiden ışık PNG diye sabit bir ışık geliyordu. Şimdi yanıp sönen güzel bir ışık animasyonu da eklemeyi unutmamışlar. 20. Artık round süresi boyunca çalışmalarda kime kaç vurdunuzu göremiyorsunuz. Eskiden konsolu açıp bakıyorduk buna. Ama ondan sonra round bittikten sonra harika bir grafikle size bütün detayları gösteriyor. Öyle Alp gibi onu on, on kaldı, biri kaldı deyip <laughs> Bip 21. Oyun konsolunda da harika geliştirmeler yapmışlar. Sarı, kırmızı renkler var. Rengarenk görüyorsunuz artık cıvıl cıvıl. Kendinizi böyle hacker gibi hissediyorsunuz. Bir şey arayacağınız zaman, bir komut yazacağınız zaman CL alttan çizgi bilmem ne yazmanıza gerek yok. Komutun bir kısmını yazmanız yeterli. Konsol sizin için otomatik olarak buluyor. Yani birçok amelelikten aslında bizi kurtarmış. Konsol komutlarında şarjdayken FPS'i arttır gibi komutlar gördüğümüz için bazı söylemlere ben de yürekten inanmak istiyorum. Oyun mobile inşallah gelir diye. Gene Steam Deck için de gelmiş olabilir bu komut ama mobil olsa tadından yenmez mi be? 22. Yıllardır şöyle bir soru geliyor. Spray paternleri, recoil bunu nasıl öğrenebilirim, ne yapabilirim? Şimdi oyuna değişik bir crosshair geldi. Silahın, mermisinin her farklı gittiği noktaya ışınlanan bir crosshair. Siz crosshair aslında adamın üzerinde tutmaya çalışıyorsunuz. Spray atmaya uğraşmıyorsunuz. Baya değişik bir özellik. Gelecekte e sporculardan bazılarının ben bu özelliği kullanacağını düşünüyorum. 23. O silahların üzerine öyle pat diye yapıştırıp süslediğimiz sticker'larda artık gerçekten o kırtasiyede pahalıya satılan sticker'lar var ya böyle cici kızların aldığı kitaplara defterlere yapıştırdı. onlar gibi kalın ve dolgulu oldu. Yani silah onu taktığınızda hakikaten sticker'ı hissediyorsunuz diyebilirim. 24. Star Trek özelliği CS2'de harika yapılmış. Eskiden mesela 3 kişi bıçaklayınca 0003 yazıyordu. Burada çok daha okunabilir HD bir model görüyoruz. 25. Envanterimizdeki silahlara bakarken eskiden sadece tek eksende şu şekilde çeviriyordu. Şimdi artık 3 boyutlu bir şekilde silahı her yönüyle görebiliyoruz. Bu özellik de geldi ve harika oldu. 26. Kusursuz zıplayarak smoke bombası attığınızda Metin iki sesi çıkartıyor. Böylelikle bombanın doğru yere gittiğini, her seferinde aynı piksele gittiğini anlayabiliyorsunuz. 27 Artık çok kaliteli serverlarımız var arkadaşlar. Yani o tickless teknolojisi sayesinde attığımız mermiler zınk zınk kafaya yapışıyor. Adamları bam bam vurabiliyorsunuz. Aynı şekilde gene bombalar da eski sistemde tick farkından dolayı atamıyorduk ya, burada takır takır attığınız her yere gidiyor. 28 Artık yere baktığınızda gölgesi gözüküyor, gölgeniz gözüküyor. Öyle değildir o, gölgesi gözükmez. Bip Artık aşağıya baktığınızda Bacaklar gözüküyor. Bip. Yirmi Hareketli profil fotoğrafı olanlar, işte duvar kağıdı olanlara da gün doğdu. Hudlarda, tabla, nereye gelirseniz gelin. Bütün animasyonlar akıcı bir şekilde oyun içinde gözüküyor. 30. Eskiden envanterlerimizde çok büyük bir kaos vardı. Mesela bıçağı ya da eldiveni arıyorduk ya da herhangi bir eşyayı. Onlarca sayfa eşya arasından. Şimdi artık anne eli değmiş gibi çok düzenli bir şekilde tık tık tabancaya basınca tabanca geliyor. Bıçağa basınca bıçaklar geliyor. Bunları ayarlamış dayınlar. V31. Bip. Bonus 1. Artık futbol oynarken de topuk pası verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Topun sesi de biraz değişmiş. Bonus 2. Noclip açtığınızda da artık 4 e, third person daha şekil şukul bir komik uçuş deneyimi yaşıyorsunuz haritada. Bonus 3. CS2 benim tahminime göre 1.5 ay içinde herkese gelecek arkadaşlar. Böyle konsolda bir sürü harita var, bir sürü ayar var. Mesela bu komutu bulduk. Böyle bizim ömrümüzün geçtiği Long'da. saçma sapan kollar, bacaklar... Keleşler havada. Çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Merak ettiğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.